Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Paranın şifresiyle finans analisti İslam Memiş bizlerle. İyi haftalar diliyorum. Ben de iyi haftalar diliyorum. Teşekkür ederim. Ocak ayının ikinci haftasındayız ve yatırımcıyı neler bekliyor, hangi gelişmeler var sırada hemen sizden alalım. Bu hafta gözlerimiz Amerika'da açıklanacak enflasyon verisinde. Perşembe günü açıklanacak. Yılın ilk enflasyon verisi olduğundan dolayı dolar karşısındaki varlıkların yönü için oldukça önemli bir haftadayız. Tabii Amerika'daki enflasyonun düşük gelmesi bekleniyor. Bu da Perşembe gününe kadar dolar karşısındaki varlıkların baskı altında kalması, Perşembe gününden sonra dolar karşısındaki varlıkların tekrar değer artışlarını bekliyoruz. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Özellikle dolar endeksi 102 seviyesinin üzerinde, muhtemelen 102.85 dolar seviyesine kadar yükselecek. Ancak Perşembe gününden sonra Fed'in faiz artımlarını sonlandıracak beklentisiyle tekrar dolar karşısındaki altın, euro, kripto paralar, gümüş gibi emtiaların veya yatırım araçlarının tekrar yukarı yönlü hareketlerini takip edeceğiz. Cuma günü Moody's'in Türkiye'nin kredi görünüm notuyla alakalı bir açıklaması olacak. Büyük bir ihtimalle resmi saat yani gece 12 gibi falan tahmin ediliyor. Yine Türkiye'nin kredi görünüm notuyla alakalı pozitif açıklamalar bekleniyor tabii. Moody's'in Türkiye kredi görünüm notuyla alakalı pozitif beklentisi en çok borsa tarafını yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftaya yükselişle başladı. 0.51 puanlık bir yükseliş var. Borsa tarafında yatırımcısı yine 7.800 puan aralığına odaklanmalı. Bu bant aralığı geçerliliğini korumakta. Şubat ayına kadar dar bant aralığında baskılanan bir borsa görmeye devam ederiz. Ancak Şubat ayı itibariyle borsa tarafında yukarı yönlü hareketler tekrar görülmesi bekleniyor. Evet, beklenen gelişmeler bunlardı ama bir de yatırımcının gözü kulağı altın, dolar, gümüş, bitcoin ve borsada. Bu hafta neler bekleniyor hemen sizden alalım. Ons altın şu anda 2032 dolar seviyesinde. Bu hafta 2020-2070 dolar aralığını takip ediyor olacağım. Özellikle Amerikan enflasyon verisinden sonra 2070 dolar seviyesine kadar bir toparlanma mümkün olabilir. Yine altın almayı ihmal etmiş, altın almak isteyen yatırımcısı da Perşembe gününe kadar bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. Tekrar yukarı yönlü hareketler devam edecek. Gram altın şu anda 2059 lira seviyesinde. 2050-2070 lira aralığını yine takip ediyor olacağız bu hafta için. Gram altında düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmekte fayda var. Ons gümüş 23.05 dolar seviyesinde 22.80-23.80 dolar aralığını takip ediyor olacağım. Burada da hedef yine 24 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 26 dolar seviyesi olacaktır. Brent petrol 77.86 dolar seviyesinde %1.5 satıcılı. Burada 75-80 dolar aralığındaki fiyatlaması bu hafta yine geçerli olmakta. Kripto para piyasasındaki baskılanma halen devam ediyor. Bitcoin 44.078 dolar seviyesinde. Bitcoin tarafında aşağıda yine 38.000, yukarıda 48.000 dolar aralığı var. Geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyatlamaya hazır olmak lazım. Çünkü buradaki belirsizlik ve baskılanma halen devam ediyor. Yine Euro-Dolar paritesindeki beklentimiz pozitif yönde olduğu için düşüşleri bu hafta bir alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. Dolar endeksi 102 seviyesinde, dolar endeksinde 102.85 dolar seviyesinin direnç seviyesi, 101.85 dolar seviyesini destek seviyesi olarak görmeyi sürdüreceğiz. Bu hafta geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa olacak. Perşembe günü piyasalar için oldukça önemli bir gün olacak. Amerikan enflasyonu, Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açısından da bir ipucu vereceğini de anımsatmak isterim. Evet, ama bildiğimiz kadarıyla orada enflasyon artık gerileyeceği yönünde haberler de vardı. Beklenti o yönde. Ülkemiz,
Evet, beklenti o yönde. Şimdi ülkemize dönecek olursak hafta sonunda baya böyle büyük harflerle altın, dev, ondan sonra yatırım şeklinde böyle başlıklar gördük. Zira Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan böyle bir açıklama geldi. Zaman zaman böyle açıklamalar yapıyor ama hafta sonuna denk gelmesi baya ne olacak işte yeni haftada piyasalarda nasıl yankı bulacak şeklinde soru işaretlerini de akıllara getirdi. Altının fiziki teslimini kolaylaştıracak adımlar atılacak şeklinde bir başlık biraz içeriğine baktığımızda. Siz bu haberi okuduğunuzda nasıl yorumlamamız gerektiğini bize anlatır mısınız? Tabii. Altın sadece Türkiye'de değil bütün dünya hükümetleri için aslında risk. Yani çünkü fiziki olarak altının takibi mümkün olmadığı için ekonomiye katkısı olması sürekli beklenir. Fiziki altında ekonomi yönetimleri için, hükümetleri için her zaman bir tehdit oluşturur ve altının ekonomiye kazandırılması için de birçok hamleler yapılır. Ya vergiler artırılır, ya alımı durdurulur, ya farklı uygulamalar getirilir. Bir şekilde sisteme dahil edilsin diye her yıl yeni bir proje üretilir. Tabii Türkiye'de fiziki altına karşı toplumun ciddi anlamda bir teveccühü var. Fiziki altın kötü gün dostu olarak görülür ve altın sahibi olan vatandaşlar da fiziki olarak bunu muhafaza etmeyi genelde tercih eder. Son yıllarda fiziki altınların ekonomiye kazandırılması için fiziki teslimat noktasında da birçok gelişmeler, projeler üretildi. Özellikle fiziki altınlarını bankaya götüren vatandaşlar fiziki olarak geri çekebilecekler ve bir mevduat getirisi de elde edebilecekler. Ancak yapılan bütün hamlelerin sonucuna baktığımız zaman da 5 ton civarında altından fazla toplanamıyor. Yani herkes sisteme dahil etmek istemiyor fiziki varlıklarını. Yastık altında kalmaya Tabii devam ediyor yani anladığımız kadarıyla. insanlar genelde fiziki olarak almayı, elinde tutmayı, dokunmayı, onu güvence olarak görmeyi daha fazla tercih ediyorlar. Yine orta vadeli plana baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konuyla alakalı yine projeler üreteceğini sık sık ifade ediyor. Özellikle yine halktan, yatırımcılardan fiziki altınlarını çağırmak, sisteme dahil etmek, istedikleri zaman tekrar fiziki olarak geri alabilmesi için de çeşitli kolaylıklar yapılması noktasında bir takım zaman zaman açıklamalar yapıyor. Bunun şu anda hazırlık aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Kamuoyuyla paylaşılmış tam bir proje yok ortada. Sadece proje odaklı, bu sektör temsilcileri dinlenerek, vatandaşların tercihleri dinlenerek çeşitli hamleler uygulanacaktır mutlaka. Yakında biz de açıkladıkları zaman kamuoyuyla birlikte öğrenmiş olacağız. Ama bu işin tam uygulanabilir olması için çok ciddi eksiklikler var. Bunların tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor. Bazı zafiyetler var. Güveni tekrar tesis edecek bir takım eksiklikler var. Bunların da tamamen ortadan kalkması gerekiyor ki vatandaşlar gönül rahatlığıyla tekrar fiziki birikimlerini bu tarafa bırakabilsinler. İşte vatandaşın bankaya bırakmış oldukları altınların değer tespitini yapan eksperlerin denetimleri, onun haricinde milyem denetimleri, onun haricinde geriye ödemelerde tekrar vade süresi, bunların hepsinin elden geçmesi gerekiyor. Daha çok önemlisi sadece 22 ayar, 24 ayar altınların ekonomiye kazandırılması değil, 18, 14 veya 8 ayar altınların da ekonomiye kazandırılması için, sisteme dahil edilmesi için birçok hamlenin yapılması lazım. Bu dönüşüm hamlesinin güncellenmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum. Bu konuyla alakalı birçok eksiklikler var. Bunlar giderildikten sonra halkın güveni tekrar tesis edilirse neden olmasın? Ama bugüne kadar baktığımız süreç içerisinde çok aman aman bir vatandaşlar elindeki altınları şu andaki durumda bırakmayı çok da tercih etmiyorlar. Özellikle yine altın talebini azaltmak için 0,25 ve 0,50 gram, yarım gram altının üretimi yasaklanmıştı. Ve üretim yasağıyla birlikte altın olan talebin azalacağını bekliyorlar. Bana göre yanlış bir hamleydi. Bu halkı korkutan bir hamleydi.
yarın bugün 1 gram altınlara, 5 gram altınlara yasak getirebilirsiniz ve bunun bir güvence yok ortada. Dolayısıyla bu yasaklardan ziyade geri dönüşüm noktasındaki projelerin daha aktif ve daha faydalı olacağını düşünüyorum. Her şeyden önce bir kere bu işte bankadan aldığımız işte altınlar, hesap altınlar, oradaki makas aralığının bu kadar fazla olmaması gerekiyor. Yani bir şekilde fiziki altını evet yastık altından çıkarın, hadi bankaya yatırın dediklerinde o makas aralığını sırf bankacılar tarafından bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan da çok fazla dediğiniz gibi korku pompalayan haberler yapılıyor, evet. Ki işte kıtlık çıkacak, savaş çıkacak, güvenlik işte sorunları var vesaire. Ne oluyor? Tabii ki insanlarımız da haklı olarak fiziki altına yönelmiş oluyor. Bakalım dediğiniz gibi işte kuyumcularla bir araya gelinecek. 650 bin liranın üzerindeki bankaya yatırılan işte altınlarda bir takım vadeler söz konusu olacak gibi gibi bir takım başlıklar var. Bunlar da netleştikçe dediğiniz gibi halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgileri. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi haftalar diliyorum. İyi haftalar. Evet, Paranın Şifresi'nde finans analisti İslam Memiş'le sizlerleydik ve burada geldik beraberliğimizin sonuna. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.